Yemek sizlere helal kılınmıştır diyor. Deniz ürünleri helaldir. Bir. Fatır 12'de deniz suyunun temizleyici olduğunu, efendim taze etinin yani balıkların helal olduğunu ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim deniz ürünleri helaldir diyor. Deniz suyu da temizleyicidir. Yani boy abdesti alabilirsin vesaire. Şimdi yengeç ve karidese gelince mesele şu. Yani mezhepler arasında farklılık var. Mesele şudur. Herhangi bir deniz ürününün balık türünden sayılıp sayılmadığı konusu problemli. Şimdi Hanefiler diyorlar ki, Hanefiler, ülkenin çoğu Hanefidir. Balık türleri helaldir. Yani işte alabalıktır, şu balığı bu balıktır. Hepsi helaldir. Yengeç, ahtapot ve benzeri şeyler neyse. Bütün balıklar helaldir. Balık olan tür helaldir. Midye. Kalamar, yengeç, istakoz, karides Hanefi mezhebine göre helal değildir. Kasani Bedayusanayi de öyle ifade ediyor. Bir daha söylüyorum, Hanefilere göre balıklar helaldir. Balık türü şeylerin hepsi helaldir. Bildiğimiz balık. Ama midye, ama kalamar, ama yengeç, ama istakoz, ama karides helal değildir. Bunun helal olmaması içtihadidir. Bir domuz eti gibi değil bakınız. Domuz eti mutlak manada haramdır. Bunun lam-ı cimi yok. Kur'an'la sabit, apaçık. Ama bunlar öyle değil. Bunlar yoruma tabidir. Yoruma tabi olduğu, içtihadi olduğu için Şafilerin bakışı farklı. Yengeç ve karides. Şafilere göre ki ülkenin güneydoğusu Şafidir hepsi, ülkemizin. Şöyle bir kural koyuyor İmam-ı Şafi. Diyor ki, denize çıktığında ölürse herhangi bir cisim, bir varlık, bir canlı denizden çıktığında ölüyorsa şekline bakılmadan yenir. Şekline bakılmadan yenir. O balıktır. Çünkü denizde yaşıyor. Kur'an'ın deniz ürünü geneline tabidir. Ama hem deniz hem de karada yaşıyorsa bir canlı, hem deniz hem karada yaşıyorsa, karadaki benzeri yeniyorsa yenir. Karadaki benzeri yenmiyorsa yenmez.